Evet arkadaşlar merhaba. York Hipodromu'ndayız. Değiştirdi TJK. Burası yaptı Windsor'dan. Burası yaptı. Bütün jokeler de buraya doluştu tekrar. Birçok at burada kayıtlıydı ve burada şimdi bir kaos yaşandı ve bakalım ne olacak. York Hipodromu'ndaki bugünkü yarışlarla ilgili 19-20 Ağustos gündüz yarışlarıyla ilgili görüşlerimize yavaş yavaş başlıyoruz. Çok güzel bir program var bugün. Gerçekten çok güzel jokeyler biniyor, çok güzel atlar var. Güzel bir program var. Buradaki hiçbir favoriye güvenilmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hiçbir koşuda favoriye güvenmeyin. İkinci koşuyla başlıyoruz York'ta. İkinci koşu tüm koşularda çim pistte zaten. Şartlı bir koşu burada. 1200 metre çim pistte bir koşumuz var. Burada 6 numarayla başlayalım. 6 numara Davis Company. Diğerlerine oranla çok daha üst düzey bir safkan. 10 gömlek daha iyi bir safkan. Ve normal şartlar altında bunun banko olarak öneriyoruz biz size bunu. Banko. Zaten gördüğünüz gibi burada bir handikap puanı da var. 107. Ve yurt dışında rekor oranlar var şu anda. Şartına gelmesi lazım ama biliyorsunuz normal şartlar bazen değişiyor bildiğiniz gibi. Bizim tekimiz gelseydi şu anda dövüldü en azından birçok kişi oynayan birçok kişi bizi takip eden birçok kişinin cebinde 10-15 bin lira para olacaktı. Çünkü iki tane sürpriz de bulmuştuk ama sürpriz ötesi bir şey geldi yani 104 Ganyan geldi dövüldü. Dövül, Fransa, Almanya ve İngiltere'de çok güzel arkadaşlar. Saratoga'daki şey zaten kumpas belli. Onu geçebilirsek kazanabiliyoruz. Güney Afrika'da da zaman dolduruyoruz açıkça söylemek gerekirse. Evet burada 6 numarayla başladık. Davis Company banko olarak gösteriyoruz. Ancak bu düşerse kimler devreye gelebilir? 20 numara devreye gelebilir. Bakın 22 tane safkan koşuyor. 20 numara devreye girebilir. Uncle Jumbo. 14 numara devreye girebilir. Payne's Potter. 16 numara devreye girebilir. 18 numara devreye girebilir. 8 numara devreye girebilir. 7 numara devreye girebilir. 3 numara devreye girebilir. 2 numara devreye girebilir. 10 numara devreye girebilir arkadaşlar. Yani şöyle hepsini listelim şimdi daha rahat yazabilirsiniz diye. Bu şekilde yazılı yapan tek biz arkadaşlar. Ben görüyorum bazı arkadaşlar yurt dışını yorum yapıyor. AGF oranları çıktıktan sonra yapıyorlar sağ olsunlar. Kendileri bilir yani onların tarzı o. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Yurt dışında bazısının oranı belli oluyor, bazısının oranı belli olmuyor. Biz kendi bilgilerimizi de aktarıyoruz. Burada altı düşerse arkadaşlar vay halimize diyebiliriz açıkça söylemek gerekirse. Birçok at yazılması gerekiyor buraya. Burada çok fazla yani 20, 14 ve 11 ilk aşamada ön planda olan safkanlar. Akabinde 16, 8, 7, 3, 2 ve 10 bu şekilde devreye girebilir. Evet not aldıysanız şimdi ben tekrar 3. koşuya geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. koşudayız şimdi. Handikap bir koşu. York'ta 3 Uyghur İngilizler 1600 metre. Bu da çim pistte. Toplamda burada da 20 tane safkan var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir program. Gerçekten çok güzel bir program. Yani kesenize göre böyle oynadığınız takdirde denk gelirse çok güzel bir para kazanabilirsiniz. Benim düşüncem bu yönde. Üçüncü koşuda da arkadaşlar 7 numarayla başlayalım. 7 numara top rank. PJ McDonald's'ın bindi. Mecburuz. Yani ciddi bir otoriter bir durumda bu safkan. 5 numara Mount Hatham. Montatım ekürilerden 5 numara bir de 10 numarası var onun. 14 numara prompting. Bu 14 numarayı mutlaka yazın arkadaşlar. Dudop'un. En az bu top rank kadar değerli bir safkan. Prompting. 16 numara Valhan. Ben Curtis'in İrlanda orijin. Dutch Art. Bakın not almışlar. Orijini. 18 numara Deep Intrigue. 8 numara Solid Stone. Çok güzel bir orijin hattı var bu Solid Stone'un da. 2 numara Sir Basker.
Olsun Murphy ile ve 17 numara Arigato. Arigato burada Bayan Jockey ile sürpriz konumda. Sakın yazmamazlık yapmayın arkadaşlar. Bakın burada bu safkan çok iyi. Daha evvel Josephine Gordon bunu getirmiş. Daha evvelden. O yüzden burada bu sıfırı kesinlikle baz almayın. Ne olursa olsun Arigato'yu yazın arkadaşlar. Yani yanmayın. Ona göre nereden baksanız 15 ganyanı var bunun. Gelirse de hiç şaşırmayın. 53,5 kilo kilosuyla Bayan Jockey hakkını da kullanmış burada. Biliyorsunuz 1600 metre olmasına rağmen bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Arigato'yu. Ne olursa olsun yazın. Evet, burada listemizi verelim. 7, 5, 14, 16, 18, 8, 2 ve 17. Arigato. Domo arigato. Evet. Şimdi 3. koşudan 4. koşuya geçelim. Bu 4. koşuda bankomuz geliyor şimdi. Bakalım bu banko ne kadar güvenebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 4. koşudayız. 3. ayaktayız. York'ta. Grup 1 koşusu Yorkshire Oaks diye geçiyor. Açık grup koşusu. Dişi safkanlar. 3 ve yukarı İngilizler demişler ama hepsi hemen hemen 3 yaşında bunların. Arkadaşlar burada 5 numaralı Love denen bir safkan var. İrlanda orijin. Ciddi bir fark var arada diğerleriyle. Yani 5'li ganyan olur eğer bu kazanırsa zaten 5'li ganyan. Kazanma oranı %90 arkadaşlar. Bu atın gelme oranı %90. 122 handikap puanı var. Ancak tek bir handikap var burada Love'ın. Daha evvel hiç York'ta koşmamış. Yapmış oldukları birincilikler. Şurada bir Kent New Market özelim. Şurada bir birinciliği var. Daha sonra da baktığımız zaman Ryan Lemur binmiş. Evet, Epsom Downs'ta bir birinciliği var. Baktım New Market'te birinciliği var. Curragh'ta birinciliği var. Leopard Stowe'da birinciliği var. Sonuçta birincilikleri var ve önemli bir safkan. Eğer bu safkan düşerse çok fazla alternatif yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. 3 numara direkt devreye girer. James Doyle'la. Bu da zaten bu Abdullah denen vatandaşın atı. Grup koşusunda. Biz düşeceğini zannetmiyoruz. Moore ilk kez binecek olmasına rağmen ya onu seçtiler, getirtmeyecekler. Buradan birisi gelecek, düşürecekler yani. Fakat normal şartlar altında Love'un yani 5 numaranın gelmesi lazım. Maalesef başka da alternatif çok fazla yok çünkü çok kırışık ayaklar. Dediğim gibi eğer güvenmiyorsanız diğer atların belki hiçbiri gelmiyor ama 3 numara bunu zorlar. Franconia. Franconia James Doyle'la zorlayabilir bunu. Çünkü 26 Temmuz'da York'ta Frankie Dettori ile birinci gelmiş arkadaşlar. Şu birinciliği yani Franciona şu birinciliği 26 Temmuz'da Frank Dettori ile yapmış. Yani York'ta koşmuş ve birinci gelmiş ve bir daha gelebilir mi? Ya yani Love'u geçmesi lazım. Bu da çok büyük bir duvar onun için. Bilemeyiz. Ama dediğim gibi diğerlerin oranla Love Franciona arasında geçecek bir mücadele bizi bekliyor. Hatta bitmiş bir ikili bu bize göre. Yani 3-5 bir ikili de olabilir. Yapabilirsiniz istiyorsanız. Tabi satmazlarsa böyle bir durum olmazsa. Evet şimdi 4. koşudan 5. koşuya geçelim. 5. koşudayız. Sir Henry Cecil Godrest Stakes diye geçiyor. Sir Henry Cecil Godrest Stakes. Açık koşu 3 ve yukarı İngilizler. 2400 metre bir uzun metrajlı sabır koşusu, profesyonellik koşusu. Biraz fazla irdeledik biz bu koşuyu açıkçası söylemek gerekirse. Böyle uzun koşularda çünkü çok enteresan sürprizler çıkıyor. Onu söyleyeyim. Bu koşu da o tarz bir koşuya, sürprize açık bir koşu olduğu için biraz fazla irdeledik. Öncelikle ilk atımız 6 numara Vivion Moore'la beraber. Burada 4 ve 5 numaralı safkanlar 2019'dan beri koşmamışlar. Önce onu bir söyleyelim. Bir eledik onları arkadaşlar. Sea of Fate ve Star Terms 4 ve 5. Diğer adımız 1 numara Black Lotus. William Buick biniyor buna. Black Lotus onların bizim çok güvenliğimiz bu safkan bu. Yani 6 ve 1 şu anda öncelikli. 7 numara Alba Flora.
Burada bir bayan jokey biniyor. Ancak bu bayan jokey ile 9 Haziran'da Haydok'ta Alba Flora, Rosa Ryan'la 9 Haziran'da Haydok'ta birinci gelmiş. Bir de 9 Temmuz'da da York'ta ikinci gelmiş. Koşmuş yani 9 Temmuz'da York'ta. Hayatında iki kere koşmuş. Ve bu hanımefendi bunu birinci getirmiş burada. Bilginiz olsun. Hem de Haydok'ta. York'ta ikinciliği var burada. Fit durumda mutlaka yazılması gereken bir safkan. Bayan jokey olduğuna bakmayın. 8 numara Award Scam. Şimdi o da York'ta birinci gelmiş. 25 Temmuz'da Daniel Tudor ile gene Daniel Tudor biniyor. 11 numara Goldwand. İrlanda Origin 26 Temmuz'da York'ta ikinci gelmiş Andrea Atseni ile yine Andrea Atseni biniyor. 12 numara Lady G. Tom Marquardt'la ilk kez koşuyor. Bu çok fazla bu yani şu 3 tane koşuyu farklı jokeylerle yapmış. Bu sahipleri Hüseyin Alabaşlar herhalde karar veremediler hangi jokeyin buna ata iyi geleceğine. Ama burada çok büyük bir sürpriz yapabilir arkadaş, onu söyleyeyim size. Bu Black Lotus'u mutlaka yazalım. Çünkü neden? William Buick daha evvelden biniyormuş bu Lady G'ye ve daha sonra değiştirmiş. Ryan Moore binerken, pardon özür dilerim, 6 numaraya arkadaşlar, 6 numara Vivion'a yani koşunun favorisine William Buick biniyormuş. William Buick bu favoriden yerine Black Lotus'u tercih etmiş. Evet. Vivion'a biniyormuş William Buick ve Black Lotus'a geçmiş. Burada ikisi de hemen hemen kafa kafaya ama William Buick biraz daha iyi bir jockey. O yüzden Black Lotus'u çok dikkatli olun arkadaşlar. Yazalım. AGF oranı biraz düşük çıkabilir. Boşa atmayın. Hani 60,5 kilo falan olduğuna bakmayın. Hemen buradaki listede verelim uzatmadan artık. 6, 11, 8, 7, 1 ve 12. Evet. Böyle bir derlenme oldu. 1 ve 12. 6 tane safkan arkadaşlar burada biz yazıyoruz. 4. ayakta. Evet, şimdi 6. koşuya geçelim. 5. ayağa geçelim. Arkadaşlar 6. koşudayız. 6. koşu da handikap bir koşu. 1400 metre. 2 yaşlı İngilizler var. Hepsi toplamışlar 2 yaşlı. 11 tane safkanı. Burada 7 numara diğerlerine oranla bize göre Ossie Morphy'nin bindiği Bonnie Rick diğerlerine göre çok daha hem orijin hattı olarak hem de yaptığı derecelere baktığımız zaman Impressionist Book'un Art American Origin diğerlerine göre. Burada ikinci banko tavsiyemiz var arkadaşlar. Fakat bu düşerse ne olur? 5 numara devreye girer Mayas. 4 numara Ballisticata. Pardon. 4, evet 4 numara devreye girer. 1 numara devreye girer. 2 numara devreye girer ve 10 numara devreye girer. 6. koşudaki değerlendirmemizi bu şekilde 7 banko veya 5, 4, 1, 2, 10 şeklinde. Altıncı koşu 5. ayakta bu şekilde arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi günün son koşusuna 7. koşuya geçiyoruz arkadaşlar İngiltere'de. Evet, 7. koşudayız. Son ayak, altının son ayağı York'ta, Birleşik Krallık'ta. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre çim pistte. 11 tane safkan koşuyor burada. Burada Odessa Girl arkadaşlar bizim ilk atımız. Egan'ın bindiği. Çok fazla jokey değiştirmiş. Bu şu an ilk kez binecek buna ama düzgün jokeylere bir türlü binememiş bu Odessa Girl. Bakın hep Angus Wheeler, Silvester De Souza, Nicola Curry hep ikincilik yapmış arkadaşlar burada. O yüzden yani çok böyle güvenilir bir durum yok burada açıkçası söylemek gerekirse. Bunun yanında 2 numara baktığımız zaman özür dilerim. Evet. Buradayız. Yeri şaşırmayalım. Evet, burada 2 numaralı Dancing Vega önemli bir safkan. Bu da Hornby'nin bindiği.
7 numaradan sonra 2 numara geliyor bize göre. 8 numara Lord Tom, 9 numara Entrancing ve 1 numara Anna Nerium arkadaşlar. Anna Moore'la kilosunun yüksek olduğuna bakmayın, 60 kilo olduğuna bakmayın, geliri var. İşlerinde en kaliteli safkan o. Zaten handikaplarda da biliyorsunuz böyle ağır kilolu safkanlar bazen geliyor. Evet, burada da baktığımız zaman sistem 7, 2, 8, 9 ve 1 olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bir her ne kadar ağır da olsa kilosu, geliri var. Burada Odessa Girl muhtemelen gelecektir. Onu da söyleyeyim size. Diğerlerine göre çok çok daha kaliteli bir safkan. Sadece jockey probleminden dolayı. Bu Egan iyi bir jockey. GF Egan getirebilir yani bunu. İlk kez adam gibi jockey biniyor üzerine. Hep ikinci yani hak etmediği ikincilikleri almış safkan. Bu grup buna göre tam bize göre çok uygun. Yurt dışı oranı da gayet iyi. Muhtemelen bir 25-26 oran çıkacaktır RGF. Evet arkadaşlar, York'la ilgili bizim yapmış olduğumuz tahminlerimiz bu kadar. Diğer gördüğünüz gibi Saratoga'da gene dönen dolaplar belli zaten. İngiltere, Almanya ve Fransa'da mutlaka takip edin arkadaşlar. Bizim yazdığımız atlara değer verin. Herkesin ona göre bir sistemi, oyun sistemi var. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Şimdilik York'a noktayı koyduk. Her şey gönlünüze göre olsun ve bol şanslar diliyoruz arkadaşlar.